Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de tekrardan bir FIFA Mobile videosu. Evet, uzun zaman oldu. 3-4 gün falan oldu. Bekliyordunuz biliyorum ve sizler için tekrardan FIFA Mobile videosu atıyorum arkadaşlar. Bugün bir tane Team of the Season garanti çıkartıyoruz ve arkadaşlar bir oyuncuda da ilerleme kat edeceğiz. Aslında çok ilerleme kat edebilirdik ki bir puan için bir tane puanla kaybediyoruz. O yüzden ilerleyemeyeceğiz. Ancak arkadaşlar sağlık olsun, gerçekten efsane şeyler yapacağız bugün sizlerle beraber. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Efsane FIFA Mobile videoları geliyor. Türkiye'deki şu anda üstün olan kanallarda ilk kanal biziz FIFA Mobile olarak. Ve gayet de güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım, sen de abone ol ve yeniysen de dediğim gibi abone ol. Ve videoya da like atarsan gerçekten çok sevinirim. Hemen tam ekranı kapat. 5... Evet, like butonuna basıyorsun değil mi? 5'ten geriye sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Evet, sen de like butonuna bastığına göre. Ama arkadaşlar 2000'i lütfen geçelim bakın. 2000 çok istemiyorum. Siz geçerseniz 3000, 4000. Orada 2000 yazıyorsa nasıl olsa geçmiş demeyin. Geçmiş demeyin. Siz de basın. 3000 de olsun, 4000 de olsun. Bakalım ne kadar like gelecek bugünkü videoya. Hadi bakalım arkadaşlar. Son videolarda gördüğünüz gibi düşük izlenme var ve uzun zaman video gelmiyor arkadaşlar. Başlayalım bir video. Ekran gelsin. Arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Bu arada şurayı bir açayım, ben size videonun ortasında anlatırım onu. Gördüğünüz gibi burada 29 tane puan var. 29 puan. Ve ben 30 puanlık şeyi maalesef açamıyorum. Ancak aslında 29 varken reklam izledim. Ancak 20 dakikadır falan gelmedi bunun puanı. Sadece 1000 coins olarak geldi. Yani neden geldi bilmiyorum o da. Neyse arkadaşlar, ben şimdi size bunun açıklamasını yapacağım. Şimdi arkadaşlar, ben şimdi siz bir videoya like, düşük like atıp düşük izlenme yapınca, hani düşük like olunca otomatikman düşük izlenme oluyor. O video düşük izlenince ben nedense bir süre YouTube'a video atma istem geliyor. Yani gerçekten istekli atmıyorum. İsteğimin gelmesini bekliyorum diyeyim size. İsteğim yokken, böyle moralim bozukken atmıyorum. Böyle gaza geliyorum bazen, sonrasında böyle bakalım neler yapacak takipçiler, like atar mı diyorum. Her seferinde de bir anda video attığım zaman o videoya like bombalaması yapıyorsunuz. Bu videoda da sizlerden bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman gördüğünüz gibi toz garanti. Benim istediğim toz tabii ki Sergio Busquets tarzında bir oyuncu. Malcolm falan da olur. Güzel olur yani bunlar. Bakalım bana kim gelecek, ama lütfen arkadaşlar, iki kere çıkardığım Van Ginkel hariç her şey gelebilir. Dokore bile gelebilir. Ama artık Van Ginkel çıkarmak istemiyorum. Artık Van Ginkel çıkarsa gerçekten çıldırırım ve çok saçma bir olay olur. Yani bir adam 3 kere üst üste çıkmaz herhalde. 3 kere üst üste çıkmasını istemiyorum. 2 kere zaten aynı adamdan çıkardım. Bir daha da artık çıkarsa gerçekten bayağı ilginç olur. Lütfen çıkmasın bir daha, lütfen. Gerçekten lütfen diyorum. Ama gerçekten lütfen. Ivan Cavaleiro ve gol, Lazo geldi. 7 bölü 6 yaptık. 10'da 3, yani 3 vuruşta 7 vuruş yaptık. Ama 6 vuruş yapmamız gerekiyordu. Her neyse arkadaşlar, şimdi paket açma zamanı. Team of the Season Guaranteed Pack Opening. Hadi bakalım kim gelecek. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Hadi bakayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Ve Dokore olsun. Olur, Dokore olur. Aynı adam gelmedi arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. İstediğim bir oyuncu geldi. Yani bir tane oyuncu hariç herkes olabilirdi. Ve Dokore çıktı. Sıkıntı yok abi, güzel. Aslında sıkıntı var. Güzel değil ama yine de Dokore'nin çıkması bile olur dedim. Dokore çıktı. Sıkıntı yok o yüzden. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman devam edelim. Altta bu arada Süley'i almaya çalışacağım. O yüzden Süley için bugün sizlerle birlikte 100 boost da açacağız. O da aklınızda bulunsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada bizim speed up'ımız var. Hemen onu alalım. Şöyle çapraz bir şekilde şuraya da gidelim. Bu bizi yavaşlatacak ama sıkıntı yok abi. Şöyle gelelim. Hop. Kaleci de mi varmış? Kaleciye de şöyle bir gol atarız arkadaşlar. Kaleci Buffon olsa ne yazar? DG olsa ne yazar? Yani bizim için fark etmez ama şu saçımdaki şu şey beni gerçekten rahatsız etti. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü videonun sonuna kadar böyle kalacak. Neyse arkadaşlar, şimdi 20.000 antrenman XP'mi aldıktan sonra da sırada ne var arkadaşlar? Tabii ki de Süley'e geçmek var. Çünkü burada 100 tane boost ve burada da 200 tane boost var. Bunları almışken bir de Süley'i alırım daha sonradan. Hadi bakalım arkadaşlar, hemen 100 boostumuzu almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak, göreceğiz arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yakalarız bugün sizlerle birlikte. Şöyle atalım abi. Çok kötü attım ya. Aynen. Bayağı berbat attım. Belliydi böyle gideceği. Her neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu güzel gidecek gibi. 2 tane vuracağım. Aynen. Neyse, ilk attığımı telafi ettim. Şimdi bir iki tane daha vursam hatta kâra geçmiş olacağım derken 3 tane birden vurdum. Keşke ilk attığımda da bir tane vursaydım. 3 vuruşla bitirmiş olabilirdik. Ancak şimdi zaten güzel. 4 vuruşta bu sefer 7 tane vurduk. Bir önceki etkinlikte de 3 vuruşta 7 vurmuştuk. Güzel, sıkıntı yok. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız arkadaşlar, göreceğiz. 100 beceri geliştirisi buradan çıkıyor muydu? Evet. Fizik, aggression, defending, strength. Tamam, boş yapmayalım abi. Hemen böyle açalım. Speed,
Bu arada İngilizce oynuyorum oyunu şu anda. Onu fark etmişsinizdir muhtemelen. Nasıl oynuyorsun diyenler olacaktır. Onu da hemen anlatırım arkadaşlar. Şimdi anlatayım hatta. Arkadaşlar oyunu İngilizce oynamak için yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Muhtemelen bilmiyorsunuz ki bunu soruyorsunuz. Hani merak ediyorsunuz. Nasıl? Arkadaşlar bilenler de var ama soranlar için söylüyorum. Aklıma gelmiyor. Gerçekten aklıma. Ha. Telefon dilini İngilizce yapıyorsunuz abi. Bu kadar basit yani zor bir şey değil. Şimdi arkadaşlar ben buradan en mantıklı şey bu arkadaşlar. Ancak benim 78'lik oyuncularım nedense bitmiş. Olsun abi. Birkaç tane yine de var. Hemen 77 yazalım şuraya. 77'ye ve aramayı yapalım. Şöyle telefon sesini de son ses kısmam lazım. Neyse abi gerek yok. Şimdi arkadaşlar Alper Potu kesinlikle kullanalım ki düşük bir oyuncumuz gitsin. Sonrasında da Vent ve Lenk Campari'yi şu adamı kullanabiliyor muyum? Hayır bu adam evet. Çok güzel oldu abi bu ve bir dakika şunu şuraya alalım. Evet arkadaşlar ben böyle daha çok seviyorum. Telefon bu arada elimden gidiyordu ve telefonun arka plana gitti. Neyse bir dakika 76'lık adam kullansak acaba ne olur? Olmaz mı? Ya bu arada aynı lig oldu zaten. Şu adamı kullanalım. Takım 77 oldu. Bunun yerine de bir 80 kullanmam. Şunun yerine 78 kullanalım abi. Daha mantıklı bence. Daha düşük oyuncu gitmiş olur. Daha güzel olur. Hakim Ziyeh 2 tane varmış. Bir tanesini kullanalım. Bir tanesini. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Bu arada Hakim Ziyeh'i koyunca da olmadı maalesef ve boşu boşuna uğraşmış olduk. Hemen 77'lik Alper Potu koyalım o zaman ki hemen hallolsun abi. Çok da uğraşmaya gerek yok. Evet arkadaşlar hemen submit yapıyoruz ve tam 75 tane beceri geliştiricisini alıyoruz. Bir daha alamayacağım muhtemelen ama sıkıntı yok abi. Şimdilik bunu alsam bana yeter. Fiziksel, aggression, defending. Tekrardan boş yapmadan geçiyoruz ve hız yine bir tane çıktı abi. Şu hız çıkmıyor. Allah'tan çıkardım artık Marco Reus'u falan attım takımdan. O yüzden sıkıntı yok abi ama gerçekten çıkmıyor. Bakalım şimdi neler değişmiş. Tam 170 tane beceri geliştiricisi açmış olduk. Ve skill boostlarımızda bakalım neler gelişmiş. Yani gelişen yoktur da ne kadar kalmış. Mesela tackling 72 olmuş. 8 tane kalmış. Gayet güzel. Başka öyle yaklaşan var mı? Bakıyoruz. Yok abi tackling kadar yaklaşan ama yine artmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bu gayet güzel. Second striker gayet güzel. Genel olarak güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar sırada ne var? Karşı atakta maç yapıp maçı kazanmak var. Bakalım kazanabileceğiz mi arkadaşlar? Gayet güzel bir maç yapacağımıza inanıyorum ve win alacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada PUBG Mobile çeksem bu kanalda kaç izlenir? Sizce yorumlara yazın. Hatta arkadaşlar yorumlara ne yazın biliyor musunuz? Ne yazın? Bir şey yazın abi. Bir dakika rakibin adı Akram. Arkadaşlar yoruma Akram yazın ama Akram yazmayın. Akram yazın. Sonra bana bir yorum yapın. Ben o yorumlara kalp koyacağım. Hani video ile ilgili bir yorum yapın. Onlara kalp koyacağım. Buraya kadar izleyenler Akram yazsın. Bir de bir şey yazsın yani. Benim hakkımda bir yorum yapın veya video hakkında bir yorum yapın. Bu maçın skorunu yazın falan. Bir şey yazabilirsiniz. Akram burasına geldim mesela. Yazabilirsiniz. Akram oraya kadar izledim falan. O tarz şeyler de yazabilirsiniz. İlla bir yorum yapmanıza da gerek yok. Ama herkes yazsın. Onların hepsine kalp koyacağım ama başına Akram koyun ki ben sizin buradan geldiğinizi anlayayım. Akram yazın ki başına arkadaşlar ben sizin buradan geldiğinizi anlayayım ve onların hepsine en az 24 saat içinde bir kalp koymaya çalışacağım. İlk anda atarsanız da gayet kolay bir şekilde hemen de koyabilirim. Bazılarını hemen koyarım, bazılarını sonra koyarım. Bakalım arkadaşlar ama bu videoyu 10 gün sonra bile izliyorsanız yapın. Umarım unutmam ve koyarım. Bu videodaki herkese koymaya çalışacağım. Bu arada Akram da bizi yenecek gibi hareketler yapıyor. Bakalım yenebilecek mi? Marquinhos vuramadı. Che vuramadı. Romagnoli'ye gelmedi. Antoine Griezmann'da kaldı top. Ivan Cavaleiro. 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 Ivan Cavaleiro. Direkt. Belliydi. Ve adam müthiş fırsat yakaladı. Daha ben yakalayamadan rakip yakalıyor abi. Adam 93 iken. Neyse. Neyse. Allah'tan gol attım ama rakip niye ikinci kez müthiş fırsat yakaladı ben anlamıyorum. Çok rahat yenebileceğim bir maçtı. Hala da çok rahat yenerim. Evet çok rahat bayağı rahat yeneceğim şu an. Evet bayağı rahat yeneceğim. Ya gerçekten bu maçı yenersen bana helal olsun diyeceğim de Torres sen o kafayı nereden attın ya? Adam önüne düşer kafayı atamaz. O tarz pozisyonda attı neyse iyi oldu. Ali aferin işte bak zor pozisyonda gol atmak iyi oldu. Bu arada kaçıncı great chance bu anlamadım ama güzel de bir şut çektim. Ve 3 saniye kala top bize bir daha gelirse güzel bir yerden geldi. Şut çekeceğim lütfen gol ol. Lütfen gol ol aferin be. Neyse zorla da olsa yendik arkadaşlar. Yani ben bunu yenemem diye düşünüyordum ama yendim. Nasıl oldu bilmiyorum yendim. Ve bana 4 tane fırsat vermiş müthiş fazla vermiş ama 93 yani bir adama da bu kadar zorlanmış olmam
Gerçekten çok ilginç. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle ve kesinlikle kanala şuradan abone olup şuradan efsane bir videoya gitmeyi unutmayın. Ama gitmeden lütfen arkadaşlar, hiç zamanınızı almaz. Videoyu durdurmanıza bile gerek yok. Like butonuna basın. Sonra nereye gidiyorsanız gidebilirsiniz ama benim videolarıma da gidebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Adamsınız. Teşekkürler. Ve bay bay.